karşınızda eğitim bilimci, akademisyen, doktor Özgür Bolar. Evet, evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Ben de iyiyim, çok sağ olun. Evet, anne baba okulu devam ediyor. Bugün konumuz motivasyon. Tamam mı? Ne konuşacağız? Motivasyon nedir? Motivasyon türleri nedir? İç motivasyon nedir? Dış motivasyon nedir? Çocukta motivasyon nasıl oluşturulur? Bir çocuk dış motivasyonla iş yaparsa ne olur? Neden iş motivasyon önemli? Bunların hepsini konuşacağız. Motivasyon demek harekete geçmek demek. Bizim temel amacımız çocuklarda iç motivasyon oluşturmak çocuklarımızda ilgiyi uyandırmak için nasıl davranmamız gerekir? Özellikle 3 ile 6 yaş arasındayken model olmak. Dış motivasyonun türleri nelerdir acaba? Birinci sırada en temel bildiğimiz dış motivasyon zaten ödül ve ceza. Sınıfa giriyorum ben öğretmenim. Öğrenmek istiyor musunuz? Hayır ama ben öğreteceğim. Zaman zaman dış motivasyon, zaman zaman iç motivasyon etkisi altında kalabiliyor. Çocuk aslında ödeve direnmiyordur. Anne babanın baskısına direniyor. Şimdi motivasyon kökü nereden geliyor biliyor musunuz? Motive etmenin, harekete geçirmek demek. Harekete geçirmek. Tamam mı? Mesela ben kitap yazmak istiyorum ama hiç harekete geçmemişim. O zaman bu adamın kitap yazma motivasyonu çok yüksek diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Demek ki harekete geçmedin. Motivasyon demek harekete geçmek demek. Şimdi siz öğretmensiniz. Sınıfınızda işte 20 kişi var, 50 öğrenci var diyelim, 40 öğrenci var. Ve bütün sınıfa soruyorsunuz. Çocuklar, dün ödev vermiştim size. Ödevinizi yaptınız mı diye soruyorsunuz. Ve sınıfın hepsi parmak kaldırıyor. Evet yaptık diyor. Şimdi siz öğretmen olarak mutlu olmalı mısınız? Olmamalı mısınız? Olmalısınız. Hayır. Çocuk ödevini yaptı tamam. Ama hangi motivasyonla yaptı bilmiyoruz. Belki baba dedi ki, eğer ödevini yapmazsan beş gün seni e, odaya kapatırım dedi. Belki öğretmen dedi ki, ödevini yapmayanı ben disipline vereceğim dedi. Tabi abartıyorum ama. Bilmiyorsunuz. O zaman çocukların ödev yapmış olmasının bir anlamı yok sizin için. Neyin anlamı var? Çocukların ödevi iç motivasyonla yapmış olmasının anlamı var. Çünkü dış motivasyonla herkese her şeyi yaptırtabilirsiniz. O zaman bir kişinin motive olması birinci adım ama daha önemlisi ne? İç motivasyonla mı yapıyor, dış motivasyonla mı yapıyor? Bu önemli. Biz ne istiyoruz sizce? iç motivasyonu istiyoruz. Peki dış motivasyonu nasıl yaptırtabilirim? Ödevden gidelim. Ceza verebilirim. Ödevini yapmayan na notu ceza olarak kullanabilirim. Not ve ceza olarak not. Sınıfta bekletebilirim. Sınıf içinde rezil edebilirim. Zaten okullarda da bunları görüyoruz. Ya da ödül verebilirim. Aynı şey. Ceza ile ödül aynı şey değil mi? Ödül verebilirim. Başka ne yapabilirim? Utandırabilirim. Yapmayanı utandırırım sınıfta. Kıyaslama yapabilirim. Bak. Kendinden utanmalısın. Bak bütün bütün arkadaşların ödev yaptı, sen yapmadın diyebilirim. Burada ne oluyor? Çocuk bunlardan korkuyorsa, ödül almak ya da ödül almak istiyorsa ya da cezadan korkuyorsa bunları yapıyorsa bu dış motivasyon. O zaman bir kişi dış motivasyonla yapınca biraz zoraki yapmış oluyor. Neden zoraki? Dış motivasyonla yapıyorsa, mesela ödül için yapıyorsa. Ben diyorum ki artık ödül vermiyorum. Ödülü kaldırdım. Yapar mı? Yapmaz. Dış motivasyonla bir şey yaptırtabiliriz ama sürdürtemeyiz. Daha önce söylemiştik, kitap okutabiliriz, kitap okumayı sevdiremeyiz. Ödev yaptırabiliriz, Öğrenmeyi sevdiremeyiz. İç motivasyon ne var? İç motivasyon ne var? Çocuklara de, bir gün önceden dedim. Çocuklar bugün şu konuyu tartıştık, işledik ve siz eve gidince şu 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 etkinlikleri yapın. Ha bu arada yapmak zorunda değilsiniz. İlginizi çekerse yapın, ilginizi çekmezse yapmayın. Tamam mı çocuklar dedim. Ve gittim. Ertesi gün baktım bütün çocuklar yapmış. Ve ben biliyorum ki bu sefer çocukların çoğu iç motivasyonla yapmış. Biz ne istiyoruz? İşte bunu istiyoruz. Yani motive etmek için gerekli gücün içeriden gelmesini istiyoruz. Dışarıdan değil. İşte iç motivasyonda ne var? İlgi, merak, değer. Dış motivasyonda da ödül, ceza gibi mekanizmalar var. Tamam mı? En başta iç ve dış motivasyon bu. Bizim temel amacımız çocuklarda iç motivasyon oluşturmak. Tamam. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz yorumunuz. Ee, i̇ç motivasyonu dış motivasyonu çok güzel anlattınız. Ee, hatta e, benim 10 yaşında bir oğlum var. Benim açımdan e, çok çok faydalı bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, Rica ederim. Dış motivasyona e, yani dış motivasyonun türleri nelerdir acaba? Onu bir açıklayabilir misiniz? Tek o tek mi? Evet. <laughs> Hiçbir türü yok. Hiçbir türü yok. Tek türdür. Aa, bu soru nereden geliyor? Hani ödül var, ceza var. Aynı şey mi değil mi? Evet. Ya da utandırma var. Bunlar aynı şey mi? Dış motivasyon türlerini bilmek neden önemli sizce? Ya ben şu an e, Bilmeyelim. Neden önemli? E, bilmek. Denemek istiyorum eve gidince oğlumda şu anki öğrendiğim bilgileri. Çünkü Aha. ben ödül ceza sistemini e, bu şekilde olduğunu bilmiyordum mesela artık kaldıracağım, sürdüremeyiz dediniz çünkü. Ha, evet, daha onları konuşacağız. Evet, evet, o yüzden öğrenmek istedim ben de. Neden sürdüremeyiz onu konuşacağız. Dış motivasyon türlerini bilmek önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü bazıları iç motivasyonda karışıyor. Karışıyor. Karıştığı için de insanlar onu iç motivasyon zannediyor. Şimdi onları konuşalım. Birinci sırada en temel bildiğimiz dış motivasyon zaten ödül ve ceza. İşte çocuklara diyoruz ya yemeğini yemezsen çizgi film izleyemezsin. Ceza mı? ceza. Peki bu şu, şu cümleyi şöyle söylesem, yemeğini yersen e, bilgisayarla oynayabilirsin. Fark etti mi? Fark etmedi. Ödül içinde ceza barındırıyor mu? Barındırıyor. Ceza da içinde ödül barındırıyor çünkü aynı şeyler. Ve bir araştırma yaptım ve bu hafta yayınlanacak. Instagram'dan paylaşacağım. Oradan bakın makaleye. Ödülle cezayı kullanan öğretmenler ve ebeveynler aynı kişiler. Neden? İkisi de kontrol etmek istiyor. İkisi de kontrol etmek istiyor. Şimdi bu dış motivasyonun en altında. Tabii bunlar, bu kavramlar İngilizce. Ben Türkçe'ye kafama göre çevirdim. Ben buna itaat edilen dış motivasyon diyorum. İtaat ediyoruz yani. Tamam mı? Ben herkese ödül ve ceza ile her şeyi yaptırtabilirim. Ha, yapmıyor ama 20 milyon dolar da ödüldür. Onunla da yaptırtabilirim. Bunun bir üstünde ödevden gidelim. Çocuğa soruyorum. Neden ödev yaptın? Öğretmen ceza veriyor ondan yaptım. Neden ödev yaptın? Öğretmen yıldız veriyor ondan yaptım. Bu çocuk öyle cevap verir. Bunun bir üstünde şey diyorum ben. Yutulmuş dış motivasyon diyorum. Yutulmuş dış motivasyon şu demek ya da içselleştirilmiş dış motivasyon şu demek? Çocuk yapıyor. Kendi içinden geldiğini zannediyor. Ama aslında içinden gelmemiş. Anne baba böyle bir hapı zorla yutturmuş gibi ona yutturmuş içinden geldiğini zannediyor ama içinden gelmiyor. O da şu, neden ödevini yaptın? Ya ödevimi yapmazsam rezil oluyorum. Ödevimi yapmazsam böyle bir korku giriyor içime. Ödevimi yapınca kendimle gurur duyuyorum. Bunlar nereden geliyor? Kendinden geldiğini zannediyoruz ama anne babadan gelmiş ya da öğretmenden gelmiş. Utanmamak için ya da kaygılandığı için ödev yapıyor. Tamam mı? Hala bir değer ilgi görmedik. Bu da dış motivasyon. Bir üstünde özdeşleştirilmiş dış motivasyon var. O da şu demek. Neden ödev yapıyorsun? Aa, ben yüksek not almak istiyorum. Neden yüksek not almak istiyorsun? Takdir almak istiyorum. Neden takdir almak istiyorsun? İyi bir üniversiteye girmek istiyorum. Ödevi yapıyor ama neden yapıyor? Başka bir hedef için yapıyor. Yani bu da hedef odaklı dış motivasyon. Peki hedef güzeldir. Hedef koyalım. Peki neden buna dış motivasyon diyoruz? Neden dış motivasyon? Şundan dolayı dış motivasyon. Ne dedik? Dış motivasyon ortadan kalkınca davranış biter. Ödülle çocuk iş yapıyorsa, ödül artık vermiyorsam çocuk da yapmaz. Hedefe bakalım. Kaç kilosun? İşte 70 kiloyum. Diyet yapıyorum. Hedef kaç? 60. Peki 70 kilo olan Hedef 60 kilo olan birisi diyet yaptı. 60 kiloya geldi. Ne olur sonra? Diyeti bırakır. Sonra ne olur? Tekrar alır. Yani hedefe ulaştıktan sonra bırakılır. Birçok kişi mesela satışçılar hedef konulur. Hedefe ulaşır. Ondan sonra diğer ay hedef yükseltileceği için orada bırakır. Satabilir aslında ama satmaz. Çünkü kota tekrar yükselecektir. O zaman hedef işe yarıyor mu? Yarıyor ama dış motivasyon. Neden? Hedefe ulaşınca insanlar bırakır. Türlerini anlamak neden önemli? İşte bundan dolayı. Hedefi biz dış motivasyon olarak görmezdik değil mi? Ama dış motivasyondur. İşe yarar mı? Yarıyor. Ama hedefe ulaşınca insanlar bırakıyor. Dördüncüsü kimlikleştirilmiş iç motivasyon. Çocuğa soruyoruz. Ödevini neden yaptın? Çocuk da diyor ki, anlamadım soruyor. Ödevini neden yaptın? Bilmem. Yani benim gibi öğrenci yapar. Ben çalışkan bir öğrenciyim ve ödevimi yaparım. Yani benim çalışkanlık kimliğimle ödev örtüştüğü için bunu ben yapıyorum hala iç motivasyon yok. Peki bunun dış motivasyon olduğunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Anlatayım. Bir tane arkadaşım anlattı. Basketbolcu Amerika'ya basketbol bursuyla gitmiş. Ev arkadaşı da basketbolcu, o da basketbolcu. Pazar günü kalkıyor, televizyonu açıyor. Arkadaşı giyinmiş. Nereye gidiyorsun?" demiş. "Antrenmana gidiyorum." O demiş ki, "Ya bugün antrenman yok ki." Bugün antrenman yok. O da demiş ki, yani antrenman olmasına gerek yok ki. Ben gidip antrenman yapacağım. Çocuk 19 yaşında. Wow demiş. Antrenman olmadan tek başıma antrenman yapmak benim hiç aklıma gelmedi. Demek ki o iyi bir basketbolcu ama dış motivasyonla yapıyor. O antrenman, hoca antrenman saati koysa da koymasa da gidiyor antrenmanını yapıyor. Neden yapıyor? İşte işten gelen o iç motivasyonla yapıyor. Peki kimlikleşmiş dış motivasyonu, çocuk ödevini yaptı, neden yaptın? Ben iyi bir öğrenciyim dedi. Bu neden dış motivasyon biliyor musunuz? O gün öğretmen ödev vermedi. Ne olur? O öğrenci ödev yapar mı? Hatta evde de olur. Çok çalışkandır öğrenci, bütün dersleri yüzdür. Bilgisayar oynar, anne, anne ya da baba der ki, oğlum ödevini yapsana, bugün ödev vermedi ki öğretmen der. Ödev çok çalışkan olsa bile eğer kimlikleşmiş, dış motivasyonla iş yapıyorsa ödev verilmezse yapmaz. Dış motivasyon işte dört tane türü vardır. İtaat edilen, ödül ceza gibi, işselleştirilmiş, utanç, gurur gibi, özdeşleştirilmiş, hedef olarak yapma, işe yarıyor muydu? Yarıyordu ama ulaşınca bırakır insanlar. Diğeri de kimlikleşmiş, işe yarıyor mu? Yarar. İç motivasyona en yakın budur. Ama ödev vermezse de öğretmen o gün ödev yapılmaz. Biz ne istiyoruz? Biz ne istiyoruz? Öğretmen ödev versin ya da vermesin. Öğretmen kontrol etsin ya da etmesin. Çocuk öğrenmeyi sevdiği için evde çalışmasını istiyoruz. Ben hep şöyle derim. çocuğa ödev verilmez ama çocuk evde ödev yapar. Yani bu ne demek? Eğer siz iç motivasyon oluşturursanız ödev vermenize gerek yok. Zaten çalışır. E ben şimdi 6'da e, uçağım var. Uçak aldım kendime bir tane. <laughs> altıda uçağım var. Şimdi ben e, oturunca hemen kitabımı açacağım. Şimdi kaptan bana demiyor ki kitap okuyanlara şunu yapacağım yeme hiç yapmıyor değil mi? Ben sevdiğim için yapıyorum. İşte iç motivasyon bu. Evet. Mikrofonla soru alalım. Hocam spor için bir örnek verebilir misiniz? Spor. Dış motivasyonla örnek verelim. Çocuğunuzu yazdırdınız voleybola, basketbola yazdırdınız. Tamam mı? Çocuk işte 13 yaşında. Çocuğa soruyorsunuz. Sen neden basketbol takımındasın? Neden voleybol takımındasın? Dış motivasyonla gidiyorsa gerçekten ne der? Ben, benim babam basketbolcu, annem voleybolcu. Eğer eğer buraya gelirsem bana söz verdiler, her yaz tatile götürecekler. Dış motivasyon. Neden basketbol oynuyorsun? E, yapmak zorundayım. Niye? Çünkü basketbol takıma girmezsem babam bana kızıyor. Annem bana kızıyor. Yani içeriden gelen o kaygıyla gidiyor, korkuyla gidiyor. Bu da ne oluyor? İçselleştirilmiş dış motivasyon oluyor. Yutulmuş dediğim biraz önce. Bir üst seviyede ne vardı? Özdeşleştirilmiş hedef odaklılık vardı, öyle aklınıza kalsın. Neden basketbol takımındasın? Neden voleybol takımındasın? Ben Amerika'ya okumaya gideceğim. Eğer spor dalın, bir spor dalında lisans olursa kabulüm kolaylaşıyor. Basketbol'a ne için gidiyor? Başka bir hedef için gidiyor. İç motivasyon, kimlikleşmiş dış motivasyona bakalım. Neden basketbol oynuyorsun? Benim gibi bir öğrenci. Derslerine de çalışır, sporunu da yapar. Yani benim kimliğimde ideal öğrencinin, yani ideal öğrenci kimliğinde bu var. Size çok önemli bir şey söyleyeyim mi? Anne babalar genelde çocuklara şöyle diyor ya, işte çocuk 3 yaşında anne işe gitme, baba işe gitme ve anne baba şöyle açıklama yapıyor. Ama kızım, ama oğlum gitmek zorundayım, para kazanmak zorundayız. Bak bütün bunları parayla alıyoruz. Çocuğa ne mesaj veriyor? Oğlum, kızım, bak ben dış motivasyonla işe gideceğim, zoraki işe gideceğim. Ben işimi dış motivasyonla yapıyorum. Sen de dış motivasyonla yapacaksın ileride. Çünkü benden bunu öğreniyorsun. Çocuklara dış motivasyonlu açıklama yapmamız lazım. Mesela işe gittiğinde iç motivasyonlu açıklama ne olur? Ben işimi çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Ben işimi yaparak diğer insanlara faydalı oluyorum çocuk da zihninde iş kavramını ilgi, merak ve fayda olarak kodlaması lazım. Ve Türkiye'de maalesef çok kötü değil mi? İnsanların çoğu yaşamak için ve sevmediği işleri yapmak zorunda kalıyor. Yani dış motivasyonla. Dış motivasyonla yapınca ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Şöyle oluyor. Ben diyelim ki ben iç motivasyon, bu toplumda yaşıyorum ben iç motivasyonla yapıyorum işimi, işimi diyelim. Siz de bu grupta avukat. iyi de para kazanıyorsunuz ve dış motivasyonla yapıyorsunuz. Ben sizden iyi hizmet alamam. Ne oldu? Ben de zarar gördüm. Benim iç motivasyonlu olmam yetmez. Siz doktorsunuz. Dış motivasyonla statü için doktor olmuşsunuz diyelim. Ben sizden iyi hizmet alamam. O zaman toplum olarak hizmetin kalitesi düşer. Ve ben kötü bir avukat kötü bir doktora maruz kalırım. O zaman bütün toplumun iç motivasyonu olması lazım. Mümkün olduğu kadar. Ve artı şöyle söyleyeyim okullarda işte matematik öğretmenim sayesinde matematiği çok sevdim. Kimya öğretmenim sayesinde kimyayı kimyayı çok sevdim diyen varsa aranızda o öğretmen mesleğine iç motivasyonla yaklaşıyordur. Tabii artı sevgi ilişkisi vardır ama iç motivasyonla yaklaştığınız zaman toplum da fayda görür. Bir sorudan var. Bir örnek vermek istiyorum. Evet. Kendimden bir örnek tamam. vermek istiyorum. Müsaade ederseniz. Ee, ben ailem istedi diye Anadolu Üniversitesi e, Açık Öğretim Fakültesi'nden e, ilk e, mezuniyetimi aldım. Ama istemeyerek okudum. Ama mecburen okudum. 8 senede bitti ama bitti. Bir yorum yapayım. Dış motivasyon. Ailem istediği için en altta da olabilir. İkinci sırada yani suçlu hissettirerek okuttuysa ikinci sırada da dış motivasyon olabilir. Evet. Çünkü bir iş yerine girebilmem için mecburen üniversite mezunu olmamız gerekiyordu. Zorla okudum. Ama daha sonra pandemide özellikle kendi istediğim bölümü okul sıralamasıyla bitirerek mezun oldum. Bunu örnek vermek istedim evet, sadece. Çok evet, önemli, çok önemli. İç motivasyon aslında mutluluğun temeli de diyebiliriz değil mi? Sınıfa giriyorum ben, öğretmenim. Çocuklar dersimiz fen bilimleri, fen bilgisi hücreler. Öğrenmek istiyor musunuz? Hayır. Ama ben öğreteceğim. <laughs> Ama ben öğreteceğim. Siz istiyor musunuz? Hayır. Ama ben öğreteceğim. Ne, ne, ne olmalı? Ne olmalı? Ben öyle bir şey yapmalıyım ki siz demelisiniz ki hücreyi öğrenmek istiyoruz biz. Dış motivasyon işte dört tane türü vardır. İtaat edilen, ödül ceza gibi. İşselleştirilmiş, utanç, gurur gibi. Özdeşleştirilmiş. Hedef olarak yapma. işe yarıyor muydu? Yarıyordu ama ulaşınca bırakır insanlar. Diğeri de kimlikleşmiş. işe yarıyor mu? Yarar. iç motivasyonu en yakın budur. Ama ödev vermezse de öğretmen o gün ödev yapılmaz. Biz ne istiyoruz? Biz ne istiyoruz? Öğretmen ödev versin ya da vermesin. Öğretmen kontrol etsin ya da etmesin. Çocuk öğrenmeyi sevdiği için evde çalışmasını istiyoruz. Ben hep şöyle derim, çocuğa ödev verilmez ama çocuk evde ödev yapar. Merhabalar, ben ilkokul öğretmeniyim. Anne baba olmak semineri eğitimi ama bu iç motivasyon ve dış motivasyonla ilgili şöyle bir şey sormak istiyorum. Herhangi bir aynı durumda mesela öğrenci iç motivasyonla hareket ettiğini biliyorum okulda. Bizim ona öğrettiğimiz davranış biçimlerini normal uyguluyor. Derslerde akademik olarak veya okulda ilişkileri ve davranışları olarak iç motivasyon olarak davrandığını biliyoruz. Fakat aynı öğrenci zaman zaman dış motivasyon, zaman zaman iç motivasyon etkisi altında kalabiliyor. Evet, kalabilir, kalabilir. Tabii bilmiyoruz. Evde ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Ama tahmin edebiliriz. Ya da yorum yapabiliriz. Eğer örneğin evde çok fazla baskı varsa, çocuk aslında ödeve direnmiyordur. Anne babanın baskısına direniyordur. Orada da yapmıyordur. Ya da birçok ihtimal var. Anne babadan istediği bir şey vardır, ee, almıyordur. Onu yaptırtmak için de olabilir. Yani e, mesela yemekte de öyle biliyor musunuz? Çoğu zaman çocuklar yemeğe direnmiyor, baskıya direniyor. Evdeki o direncin sebebini bulmak gerekiyor. Sizle belki sevgi ilişkisi kurmuştur. Sizin yanınızda belki güvende hissediyordur. Ona e, olabilir yani bir bakmak lazım. Neden? Neye direnç gösteriyor çocuk? Ona bakmak gerekiyor. Hocam e, dış motivasyon neden olumsuz etkiliyor? Neden etkiliyor? Neden? Şimdi ben çocuğumu hep dış motivasyonla motive ettim diyelim. Çocuk da kafasında şöyle bir düşünce kalıbı geliştirdi. Hayatta bir şey yapacaksan karşılığı olmalı. Doğru mu? Evi arıyor anne. Oğlum diyor geç kalıyorum diyor. Yemeğe ısıtır mısın diyor. Çocuk da diyor ki ısıtırım tabii ki. Karşılığında ne vereceksin diyor. Ne oldu? Çıkar ilişkisi. Ben çocuğumu böyle alıştırırsam hayatta geldiğinde iş ortamına geldiğinde, okula geldiğinde öğretmen ödev verir. Hemen gider der ki öğretmenim buna not verecek misiniz bu ödeve? Yani ben karşında ne alacağım? Ben karşında ne alacağım? Ve çıkar ilişkisi olur. Bu birincisi. İkincisi okullarda çok görüyoruz. Çocuğa yıldız veriyorlar. Kaç yıldız? Üç yıldız. Çocuk sonra ona alışıyor. Üç yıldız motive etmiyor. Şimdi dört yıldız vermeniz lazım. Sonra beş yıldız vermeniz lazım. İnsanlar alışır. Aynı etkiyi alabilmesi için daha çok gerekir. Doyumsuz olur. Üçüncüsü biraz önce konuştuk zaten. Ödülle iş yapan çocuğa örneğin. Ödül vermeyi bırakırsanız ne olur? Çocuk da o işi bırakır. Size şöyle bir soru sorayım. Hayatta olup bitenler kime bağlıdır diye bir soru sorayım hayatta olup bitenler kime bağlıdır? Çalışmak istiyorsunuz. Bin kişi başvurdu. Üç kişi alındı. Anketlerde bu tür sorular var. O üç kişi neden alındı? Evet, torpili vardı ondan alındı diyenler. Kesim torpil, ilk torpil. İki, gerçekten becerikli olduğu için alındı diyenler. Üç, tesadüfen onlar alındı diyenler. Peki, şimdi olayı anladık mı? Hayatta olup bitenleri torpile bağlıyorsanız başkalarına bağlıyorsunuz, doğru mu? Becerikli olduğu için alındı diyorsanız kendinize bağlıyorsunuz. Peki, her şeyi torpile bağladığını düşünelim. Her şeyi torpile bağlayan bir kişi başvurur mu en başta? Torpili yoksa? başvurmaz. Denemez, değil mi? Denemez. Peki torpil gerçekten var mıdır? Gerçekten var olabilir. Ama konu o değil. Konu ne? Neye inandığımız. Biz ne istiyoruz? Torpil olsa bile ben başvuracağım. Çünkü neden? Kendime inanacağım. Yani ne olup ne olmadığı önemli değil. Neye inandığımız önemli. Yani inancımız önemli. Ve çocuklara bunu öğretirsek Hayatta olup biten başka şeylere bağlıdır. Amcan olacak, güçlü birisi olacak, torpilin olacak. Çocuklara, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğa bunu öğretirsek, çocuk ileride dener mi? Her, hayatta her şey torpil oluyor diye inanan bir çocuk denemez. Şimdi ne oldu? Ödülle iş yaptırdığım an çocuğa, çocuğa şöyle bir mesaj veriyorum. Senin hayatında olup bitenler bana bağlı. O zaman bu çocuklar, dış kontrol odaklı çocuklar oluyor. Biz ne istiyoruz? İç kontrol odaklı. Ben hayatta çalışarak her şeyi yapabilirim. Buna inanıyoruz. İşte ödül, dış kontrol odaklı araçlar çocuklardaki bu inancı öldürüyor. Bu arada biz güzel bir araştırma yaptık. Amerika'da yapılmış araştırmalarda hayatta olup bitenler kime bağlıdır diye sorulduğunda kendime bağlıdır, başkalarına bağlıdır, şansa bağlıdır, kadere bağlıdır. Amerika'da yapılan araştırmalarda hayatta olup bitenler kadere bağlıdır diyenler daha az başarılı oluyor. Aynı araştırmayı biz Türkiye'de yaptık. Kadere bağlı o diyenler de, demeyenler de eşit derecede başarılı oluyor. E, demek bizim kültürel yapımızdan dolayı, kültürel yapımızdan dolayı mesela kaderin, kadere inancın başarıyı etkilemediğini gördük. Yani. E, Kadere inananlar da, inanmayanlar da eşit derecede başarılı olabiliyor Türkiye'de. Ama Amerika'da yapılan araştırmalarda kadere inananlar daha az başarılı oluyor. Çok enteresan bir bulgu değil mi? Evet. Merhabalar. E, hocam şimdi e, çocukları bir şeye sevdirerek yaptırırsak başarılı olacaklarını konuşuyoruz. Özetle iş motivasyonlarını sağladığımız zaman. Ben çocuğumun bir konuda yetenekli olduğunu düşünüyorum ve orada ilerletmek istiyorum. Bunun faydalarını anlatarak ona motivasyon verebilir miyim? Ona motivasyonu sağlayabilir Kalp miyim? Kaç yaşında mesela? Mesela 9 yaşında. Kimler spor faydalı diyor? Spor faydalıdır. Tamam parmakları havada tutalım. Faydalıdır diyenler havada tutsun. Kimler düzenli spor yapıyor? <laughs> Peki sporun faydalı olduğunu herkes biliyor. %50'si yapmıyor. İmkan yok. Spor yapmak için imkan yok. İhmal var. İhmal var. Biliyorsunuz imkan yok demek, zaman yok demek, niyetim yok demektir. O bizim elimizde, o imkanı yaratabiliriz istersek. Evet. Severek yaparsak her şeyi en güzel şekilde yaparız. Evet. Çocuklarla ilgili de söylemek istiyorum. Evet. Ee, çocuğa sevgi verirsek, sevgiyle yaparsa her şeyi güzel yapıyor. Evet. Bir araştırmadan bahsedeceğim. Spor yapanlar üzerine yapılan bir araştırma. Bir grup sporu imaj için yapıyor. Tamam mı? Bir grup sağlık için yapıyor. Bir grup da stresini atmak için yapıyor. Hangisi daha düzenli spor yapar? Evet, hayır. Sağlık için yapanlar değil. Stres için yapanlar. Neden biliyor musunuz? İmaj için dış motivasyon sürdüremezsiniz. İmaj için spor yapıyorsanız her gittiğinizde şey olur. Sıkıcı olur. Sağlık için yapıyorsanız da şöyle bir sıkıntı var. Çok uzakta. Şimdi yapacaksınız, ileride alacaksınız. Ama stres atmak için yapıyorsanız sonucunu hemen alıyorsunuz. Ve stres atmak için yapanlar daha düzenli spor yapıyor. Hocam. Yetiş Merhaba. Buyurun. kestim, affedersiniz. Her gün 15 bin adım atıyorum. 4 yıldır. Sağlık içinde ama özellikle psikolojik olarak çok rahatlatıyor. Evet. Şey söyleyeyim mi? Kim söyledi bilmiyorum. Eğer günde bir saat yürürseniz hayatınızdaki problemlerin yüzde sekseni gider demiş. Ve çok doğru. Gerçekten. Neyse. Stres atmak için hemen sonucunu alıyorsunuz. Tamam mı? Yetişkinler bile fayda odaklı çok motive olmuyorlar. Ve çocuk 7 yaşında, 9 yaşındaki çocuk bir şeyin faydasını anlatarak ya bir çocuğu motive etmek zor. Ha, şöyle araştırmalar var onu da söyleyeyim. Derste çocuklara bir şey öğretiyorlar, bir şey öğretiyorlar. Sonra şunu soruyorlar. Çocuklar bunun gerçek hayatta faydası var mı diye soruyorlar. Çocuklara böyle fayda odaklı yaptırmıyorlar da şey yapıyorlar. Hemen uygulama alanı seçtiriyorlar ve motivasyon artıyor. Ama burada aslında faydadan dolayı değil. Neyden dolayı? Hemen uygulama alanı görüyor. Gördüğü zaman kafasında kavramı netleştiriyor. Aslında şey, stres yönetmeye daha yakın bir şey değil mi? Hemen sonuç alıyor. Evet. Onun için fayda odaklı değil, ilgi odaklı Motivasyon istiyoruz biz. Daha çok. Tamam Var mı başka soru? Hocam peki e, sevdirmek için tamamen bu iç motivasyonu sağlamak için en birinci maddemiz ne olmalı sizce? Yani şunu yaparsanız iyi olur. Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim. Dış motivasyon hiç kullanmamalı mıyız? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Çocuğunuzun at binmesini istiyorsunuz. Daha önce yaptı mı? Hiç yapmadı. Hiç yapmadı. Deneyimlemesini istiyorsunuz. Çocuk da istemiyor. Faydasını anlatsanız işe yaramaz. Ha bu arada siz modelseniz çocuk sizden görebilir, başlayabilir. O zaman çocuğa şunu diyeceksiniz. Benle at binmeye gelirsen, işte ne istiyorsun? Hani istediğin tablet vardı ya onu alacağım dediniz. Çocuk denemek isteyebilir. Geldi bir kere denedi. İkincide diyorsunuz çocuğa, at binmeye gelirsen, işte şimdi şunu alacağım. Çocuk yine geldi. Üçüncü de dediniz ki, hadi gidelim, hayır ben gitmeyeceğim. Bir ödül daha verdiniz. Ödülle bunu sürdüremezsiniz. Ama şunu yapabilirdiniz. İlk seferinde geldi ya, ilk seferinde geldiğinde, atla öyle bir deneyim yaşatırdınız ki Sevdirirdi. sevdirirdiniz dış motivasyonla davranışı başlattınız. Ama burada iç motivasyon oluşturmanız lazımdı. Dış motivasyonla daha önce denemediyse ilk adım attırabilirsiniz. Ama mutlaka iç motivasyon sonra oluşturmanız lazım. Oluşturmazsanız devam ettirmeniz çok zor. O zaman dış motivasyonu aslında ilk sefer hiç denenmemiş şeyler için çocuklarda kullanırız ama sonra mutlaka iç motivasyon oluşturmamız lazım. 3 4 sefer çocuk denediyse hala sevmiyorsa bu ne demektir? İç motivasyonu oluşturamaz. Oluşturamamışsınız demektir. Peki iç motivasyonun temelinde ne vardı? İlgi, merak ve değerler vardı. Hadi düğüne gidelim. Arkadaşın düğüne gidelim. Yok ya istemiyorum. Ya gidelim ayıp olur. Ya o geldi bize altın taktı. Biz de ona takmamız lazım ayıp olur. Dış motivasyon Düğünü yapan bile belki dış motivasyonla yapıyor. Değil ne olabilir satir? dış motivasyon? Yani takı olabilir. Ee, Ver, verdiğim takılar geri, geri gelsin. Geldi. <laughs> ya da öyle gelmiş öyle gidecek. O düğün yaptı biz de yapalım. Örf, ee, gelenekler. Ayıp kavramı dış motivasyondur. İkinci seviyede dış motivasyondur. Peki düğüne gitmenin iç motivasyonu ne olur? Ayşe'nin düğününe gidelim. <laughs> Eğlenmek. Ya bir düğün olsa da eğ eğlensek diyor musunuz hiç öyle? <laughs> diyor musunuz? Oo. Hocam mesela evlenecek kişinin akraban olması ya da bir sevdiğin tanıdığın olması. Akrabam olunca ne oluyor? Seviyorum onu. <laughs> İçimden Gitme geliyor. Gitme yani. sebebi. Vallahi benim akrabam ya gitmesek. Ha bir de şu var ha. Ya gidelim bir görünüp çıkalım. <laughs> ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu hepimiz yapıyoruz. Ama bunun dış motivasyon olduğunu bilelim. Görünüp çıkıyoruz yani ayıp olmasın diye. Dış motivasyon oldu. İç motivasyon herhalde şu olur. İşte Ayşe evleniyor, Ahmet evleniyor. Bu güzel gününde onun yanında olmak olur. Bu mutluluğunu, mutluluğunu paylaşmak olur. Beyaz gidip giyinip gitmeyin ha siz de tamam mı? <laughs> Mutluluğu paylaşmak için. Evet. Şimdi iç motivasyonu daha da hareketlendirmek için ee, çocuklarımızda ilgiyi uyandırmak için nasıl davranmamız gerekir? Evet. Yani daha seveceğim mi? Daha dikkatini çekmek için böyle çok renkli şeyler mi anlatmak lazım? Yani çocuğun içindeki çocuğu yüreklendirmek için daha Hangi da konuda olursa. ilgi mesela? Ya mesela bir spor dalına yazdırmak istiyorsun ya da yani onun gelmek istemediği bir yere götürmek istiyorsun onu ve onun eğleneceğinden çok e, eminsin. Evet. Ama o gelmek istemiyor. Ama gittiğinde biliyorsun ki gerçekten çok eğlenecek. Bunu, evet, bunu nasıl yaparız? Bu iç motivasyon nasıl oluşturulur? İleride çok detaylı tekrar göreceğiz ama kısacık şunu söyleyeyim. En önemlisi, en önemlisi iç motivasyon oluşturmanın küçükken, özellikle 3 ile 6 yaş arasındayken model olma. Tamam, model olma. Bu üst düzey sporcuları incelediklerinde anne ve veya babanın, o spora üst düzey ilgisi olduğunu buluyorlar. Babanın voleybola çok ilgisi var. Annenin basketbola çok ilgisi var gibi. Tamam mı? Siz, mesela şunu, çocuğum ödev yapmıyor. Ve bazen de babası, daha yeni yaşandı bu olay. İşte ödev yapmıyor. Bazen babasıyla da tartışıyoruz, tutarsız davranıyoruz falan. Ee, ben dedim, baba nerede? İçeride televizyon izliyor dedi. Siz, ben anne baba okulundayım dedi. O o izlemiyor mu? Yok o izlemiyor dedi. Dedim merak etmiyor mu dedim? Yok merak etmiyor dedi. Peki dedim kitap okuyor mu? Yok kitap okumuyor dedi. Şimdi düşünseniz ya çocuğun öğrenme ilgisi muhtemelen çok zayıf olur. Değil mi? Evde anne baba öğrenme sürecine girmiyorsa çok yani enteresan değil mi? Annem ve baban biz televizyon izleyeceğiz. Sen git ödevini yap. Biraz anne babanın da öğrenme sürecine girmesi lazım. Bir tane arkadaşım var benim, e, akademisyen. Eşi de çalışıyor dışarıda, başka bir iş yapıyor. Yüksek lisansa başlamış. Tamam mı? Baba zaten sürekli evde çalışıyor. Çal çalışmıyor aslında. Öğrenme meraklısı bir arkadaşım. Sürekli öğreniyor. Eşi de yüksek lisansa başlamış, o da çalışmaya başlamış. Ve çocuğuna hiçbir şey dememişler. Çocuk da çalışmaya başlamış artık. Baba çalışıyor, anne çalışıyor, ben de çalışıyorum. Bir defa evde ne kadar öğrenme süreci yaşanıyor ona bir bakmanız lazım. Tamam mı? Evet. Başka soru varsa onu alayım. Buyurun. Anne ve baba evde eğer farklı motivasyon türleri kullanıyorlarsa bu durumda ne yapılır? Nasıl bir ortam yaratılmalı çocuk için? Ha, Anne dış motivasyonla motive ediyor. Baba iç. Anne iç. <laughs> Bence sizin sorunuzla benziyor. Benziyor. Ama ben şunu biliyorum. Yani çocuk iç motivasyonla yapıyorsa bu şu demek. Ne kadar derine inildiyse, ne kadar derine inildiyse iç motivasyon ne kadar oluştuysa dış motivasyon manipülasyonlarına çocuk baba için farklı motivasyon olabilir. Çünkü babada başka sevgi var. Ee, işte istediğini alıyor. Farklı olabilir ama okul ortamında şunu gördüm ben. Bir araştırmadan bahsedeyim size. Ödül, ödül ne dedik? Dış motivasyondur dedik, değil mi? Ödülle iş yapan çocuk ödül olmayınca iş yapmayı bırakıyor dedik. Tamam mı? 100 tane çocuğa ödül verdim. 100 tane çocuğa vermedim. Bu grubun %8'i iş yapmayı bıraktı. Olabilir. Ödülsüz de olsa başka sebepten dolayı olabilir. Bu grubun %70'i bıraktı ödül yapmayı diyelim. Tamam mı? Ama %30'u bırakmadı. Ben ödül verdim. Ödülü çektim. Ama hala ilgileri var. Neden? Hani ödül motivasyonu düşürüyordu? Sonra bu çocuklara soruyorlar. Sen, yani senin için ödül ne demek? Çocuk da diyor ki, bilmem. Sen ne için yaptın? O etkinliği çok sevdim. Yani ödül verilmiş ama çocuk ödülü anlam yüklememiş. Ailelerine bakıyorlar, ödül kullanılmayan aileler. Evde ödül kullanmadıklarında çocuklarda iç motivasyon ve iç referans oluşmuş. Ödül verilse bile çok anlam yüklemiyorlar. İç motivasyon çok güçlü olursa çocuklar dış motivasyona çok anlam yüklemiyor ve dış motivasyonla kendilerinin manipüle edilmesine izin vermiyorlar. Şimdi iç ve dış motivasyondan bahsettik. İnsanları her şekilde motive edebilirsiniz ama biz ne istiyoruz? İç motivasyon. Çünkü dış motivasyonla motive ettiğimizde insanlar yapıyor ama dış motivasyon ortadan kalkınca bırakıyor. Hedef odaklı motivasyonda bile insanlar bırakıyor. Onun için iş motivasyonu oluşturmak lazım. İş motivasyonu içinde model olmak lazım. İlgi, merak ve değer oluşturmak lazım. Şöyle düşünün. Öğretmensiniz, sınıfta 20 kişi var. Çocukları hep dış motivasyonla motive etmişsiniz. O gün derse kimse girmiyor. Ne olur? Kaos olur. Çocuklarda iş motivasyon varsa siz olun ya da olmayın öğrenmeye devam eder. Onun için iç motivasyon çok önemli. Haftaya ne konuşacağız? Bana göre yine çok çok önemli bir konu. Çünkü Türkiye'deki çocukların en büyük sıkıntısı, ebeveynlerin en büyük sıkıntısı ödev. Diğer bir konu da teknoloji kullanımı. Çok arttı. Çocuklar neden bu kadar teknolojiye bağımlı? Altında yatan temel sebep ne? Bu çocukla mı ilgili? Aileyle mi ilgili? Bu durumda aileler ne yapmalı? Bu süreci nasıl yönetmeli? Yani dijital ebeveynlik kavramını konuşacağız haftaya. Tamam? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun.